Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün harika bir tarifim var. Hemen 5 dakikada çay demine alana kadar yapılacak pastane kurabiyesi gibi olan nefis şipşak tuzlu kurabiye. Hadi buyurun, geçelim tarife. Şimdi 125 gram oda sıcaklığında beklettiğim tereyağımı önce cam kasemin içerisine alıyorum. Bir çay bardağı sıvı yağım var. Onu da ilave ediyorum. Çeyrek çay bardağı süt. Bir yemek kaşığı sirke. Bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz, bir paket hamur kabartma tozu, iki yemek kaşığı kadar nişasta. Nişastanın ne olduğu önemli değil. İstediğiniz nişastayı kullanabilirsiniz. Şimdi bu malzemeleri güzelce bir ezeceğim önce. Bu işlemi daha iyi yapabilmek için elime ihtiyaç duyuyorum. Kusura bakmayın. Ellerimi güzelce yıkadım ve hepsini iç içe geçiriyorum. Çünkü bu yağın bütün malzemeyle birleşmesi gerekiyor. Oda sıcaklığında olması bu açıdan çok önemli yağın. Ben bir 2-3 saat önce çıkartmıştım. Bir yumurtamızın sarısını üzerine koymak için ilave ettik. Beyazını da şimdi bu karışıma koyuyoruz. İyice karıştırdıktan sonra burada 2,5 su bardağı unum var. Yavaşça ilave ediyorum. Kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Un miktarı ama her zaman söylediğimiz gibi değişiklik gösterebilir. Hasatına, markasına göre güzelce yoğuruyorum. Hemen toparlanacak zaten hamurum. Bu arada hamurun olup olmadığını daha önceki videolarımızda da söylemiştik biliyorsunuz. Bu yoğurduğumuz elimizle anlayamayız. Ellerimiz bulaşık olduğu için elimize yapışır. Temiz elimizle kontrol etmek gerekiyor. Bu hamurun biraz bana yumuşak geldi. Bir yarım çay bardağı daha ilave ediyorum. Dediğim gibi her una göre farklılık gösterir. Halbuki 2,5 su bardağı ile benim genelde toparlanırdı. Ama bu sefer toplamadı. Daha un istedi. Şimdi oldu gibi. Şimdi toparlandı arkadaşlar. Görüyorsunuz şu an yapışmıyor artık. Evet, görüyorsunuz kulak memesi kıvamında yumuşak. Elime yapışmıyor. Temiz elimle kontrol ediyorum. Şimdi hamurun bir 5 dakika dinlensin. Hemen şekil vereceğiz. Şimdi bir parça alıyoruz elimizle. Hafif yuvarlıyoruz ve çatalımızın üzerine koyuyoruz. Çatalımıza hafif bastırıyoruz ve kıvırmaya başlıyoruz. Kıvırarak topluyoruz. Bu şekilde şekil veriyoruz. Hemen bir tane daha göstereceğim. Bir parçayı aldık. Biraz ovalleştirdik. Çatalımızın üzerine yaydık, hafif bastırarak ve kıvırmaya başlıyoruz. Kıvırarak da bu şekilde topluyoruz. Son bir tane daha göstereceğim. Ondan sonrası ben kendim halledeceğim, siz sıkılmayın. Ama bu arada da fırınımı 180 derecede açtım, ısınıyor. Isınmış fırına vereceğiz.
Kurabiyelerimizi hazırladık. Hemen nazikçe ayırdığımız yumurtanın sarısını üstlerine sürüyoruz. Dediğim gibi fırın 180 derecede açıldı. Önceden ısıttığımız fırına koyacağız. Yapılışı çok güzel, kolay, şipşak görüyorsunuz. Hazırlaması da öyle. Pişmesi de çok çabuk olacak. Kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Yumurtalarımızı güzelce sürdükten sonra biraz şöyle üstlerine çörek otu ve susam serpeceğiz. Çok yakışıyor çünkü bu kurabiyeye. Koymanızı öneririm. Hoş koymazsanız da olur ama koyarsanız çok leziz olur. Hemen birer şöyle fiske koyuyoruz üzerine. Biraz da çörek otu. Birbirlerine hem yakışıyorlar hem de çok şifalı. Evet, kurabiyelerimiz fırına gitmeye hazır. Girsin fırına, çıksın, görüşelim. Kurabiyelerin 180 derecede sadece bir 20 dakikada piştiler. Harika görünüyorlar. Biraz ilk sıcaklığı gitsin, ılısın. Bir de size iç dokusunu göstereceğim çünkü muazzam. Evet, bugün de bir tarifimizin sonuna geldik. Gerçekten beğeneceğinizi umduğum güzel bir tarif olduğunu düşünüyorum. Ben bu tarifi haftada 2-3 kere yapıyorum en azından ve yiyen herkes çok çok beğeniyor. Benim yaptığımı anlamıyorlar, hazır aldığımı düşünüyorlar. Siz de yapın göreceksiniz, o şekilde düşünülecek. Çayın demi alana kadar hemen 5 dakikada hazırlanıp pişen güzel bir kurabiye bu. Umarım siz de evinizde denersiniz ama önce size bu kurabiyenin bir de dokusunu göstermek istiyorum. Çünkü bu çok önemli. Şöyle ışığı da bozmadan hemen dokusunu göstermek istiyorum. Bakın. Ağızda dağılan kıyır kıyır nefis bir kurabiye. O kadar güzel. Bu kıvamı önemli. Dediğim gibi pastanedekiler gibi ağızda dağılan kıyır kıyır olması çok önemli. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve hala kanalıma da abone değilseniz kanalıma abone olup abone ol butonunun yanındaki zili açıp bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Bu şekilde bana hem destek olmuş olursunuz hem de her paylaştığımız tarif paylaşılır paylaşılmaz size bildirilir. Hiçbir şekilde kaçırmamış olursunuz. Bu da gerçekten önemli bir detay. Desteklerinizi sürdürmek istiyorsanız, videolarımın devamını gelsin diyorsanız eğer lütfen videolarımı sosyal medyalarınızda paylaşır. Ufak tefek emoji de olsa yorumlar yaparsanız ve videomu beğenirseniz gerçekten bana çok büyük bir destek olmuş olursunuz. Hepinize minnet duyuyorum. Çok teşekkür ederim beni hem bu dakikaya kadar izlediğiniz hem de o güzel yorumlarınız ve destekleriniz için. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Yarınki tarifte buluşmak üzere. Bay bay.